Benim medeniyetten anladığım şey Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmesidir. Kur'an-ı Kerim'in hayatlaşmasıdır. Kur'an-ı Kerim hakikattir. Hakikat kitabıdır. Hazreti Peygamber de hayat kitabıdır. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyeti programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Çifte heyecan, bir heyecanda çok değer verdiğim, haşa takdir makamı değiliz ama çok takdir ettiğim, sevdiğim değerli hocam Yusuf Kaplan hocam bizlerle beraber. Hocam hoş sefa geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Rabbim ömrünüze bereket versin. Bu şartlarda İstanbul şeyinde vakit ayırmak. Hani en büyük hazine vakit. İnşallah izleyenler, dinleyenler için İnşallah. Berekete vesile olur. Efendim ben bir ilim ve irfan sahibi mütefekkir olarak kendisini görüyorum. Osmanlı'nın dediği gibi istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek. Tam mümtaz bir müsteşar. Namı diğer Yeni Şafak Writer sosyal medyada takip ettiğimiz, beğendiğimiz. Aynı zamanda Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde de Medeniyet Tasavvuru Okulu projesinin değil mi hocam? Evet. Kurucusu ve hadimi isiniz. Allah sizlerden razı olsun. Aynen. Değerli hocam, İslam medeniyeti hani vakıf medeniyeti ve aile medeniyeti olarak bilinir. Haddim olmayarak ben böyle hiç araya girmek istemediğim bir program ama bir açılışı da yapmak adına. Tabii ki. Herkesin dilinde de böyle siyasilerden akademisyenlere varıncaya kadar, vakıflarımıza varıncaya kadar bir medeniyet tasavvuru falan işte kadim medeniyetimiz böyle çok kullanılan bir şey oldu. Nostaljik bir kelime gibi ama siz bunu bir hakkın sözden ete kemiğe büründüren, bunun programını yapan, projesini yapan, bunu en güzel şeyde uygulayan bir üstadımızsınız. Allah sizden razı olsun. Bu anlamda size bunu sormak istiyorum. Hani medeniyet ne demek? Medeniyet tasavvuru ne demek? Sizin aleminizde hani Yusuf Kaplan'a bunu sorduğumuzda bir insanın bunu tasavvur edebilmesi için ne tür bir birikime donanma ihtiyaç var? Böyle bir girizgah yapalım. Buyurun efendim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, hilafeti, kulluk bilincini bahşeden, kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren, celal, cemal ve kemal sahibi Allah'a hamd ederim. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün kelimelerin toplamı, hakikat ummanı, kainatın övüncü, kıvancı, elçilerin elçisi, öncülerin öncüsü, Efendimiz'e, âline, ashabına, tabiine, tebe-i tabiine, selef-i salihine, eymme-i müştehidine, çağ açan, çağ aşan, çağrısı, çağını kuran, alim, arif ve hakim şahsiyetlerinden oluşan bütün öncü kuşaklara selam ederim. Evet, şimdi ben de sizin gibi çok önemsediğim değerli bir kardeşimizle, ağabeyimizle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu hatırlatayım. İzleyicilerle, dinleyicilerle paylaşmış olayım. Yani siz teklif edince hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Allah razı olsun. O soruları da görünce çok teşekkür biz akşama kadar yayını kurtarırız diye espri yaptık. Şimdi soru çok kapsamlı bir soru. Ve maalesef cevabı verilmiş bir soru değil. Yani hakkıyla verilmiş bir soru değil. Yani bir yan kurulan cümle var. Ben yani kısaca bir tarif yapıp belki açmaya çalışırım. Benim medeniyetten anladığım şey Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmesidir. Kur'an-ı Kerim'in hayatlaşmasıdır. Kur'an-ı Kerim hakikattir. Hakikat kitabıdır. Hazreti Peygamber de hayat kitabıdır. Amin. Yani dolayısıyla kitabı hayat. Kitabı hakikat. Kitabı hakikat, kitabı hayatla ancak ete kemiğe bürünebilir. Yani Kur'an asıldır. Sünnet-i seniyye usuldür. Yani Kur'an-ı Kerim epistemolojik kaynaktır. Yani özellikle biraz felsefeyle, düşünceyle, sanatlarla falan ilgilenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için biraz daha kuşatıcı. Daha. Yani Kur'an-ı Kerim epistemolojik kaynaktır, bilgilenme kaynağıdır. Bir şekilde tabii ki hayat rehberidir filan ama asıl mesele orada sözün hakimiyeti var. Yani orada bir hakikatler manzumesi var. Bir şekilde Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam ontolojik kaynaktır. Yani onun hayata aktarılmasıdır. Epistemolojinin, oradaki bilginin, bize sunulan hakikatlerin, o hakikatler manzumesinin nefha nefha, safha safha, sayha sayha hayata nakşedilmesidir. Yani dolayısıyla şu, yani bu özellikle kışkırtıcı olabilir. Kur'an-ı Kerim hakikatin sesi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam nefesidir.
Nefes olmadan ses hayatlaşamaz. Yani nefessiz ses hayatlaşamaz. Dolayısıyla burada medeniyetten anlamamız gereken şey sünnet-i senedir. Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmesi sünnet-i seneyle mümkündür. Zaten yaşayan Kur'an diye tarif etmiştir Hazreti Peygamber aleyhisselam kendisini. Dolayısıyla fakat bunun teorik olarak çerçevesinin iyi çizilmesi ve izah edilmesi gerekir. Değişik alanlara, tarihe, dolayısıyla insanın kendi hayatına ve dolayısıyla toplum hayatına, dünyaya uyarlanması gerekir, aktarılması gerekir. Veya nasıl uyarlanacağı, aktarılacağı konusunda kafa patlatılması gerekir. Açıkçası ben bütün hayatım boyunca yaptığım şey bu medeniyet fikri üzerinde kafa yoruyorum. Yani onun İslami kavramlar üzerinden Müslümanca bir hayatın inşasında, Müslüman bir zihninin, Müslümanca bir zeminin ve Müslüman zamanının inşasında 3Z diyorum ben buna. Çok güzel. İlk önce Müslüman zihni inşa edilecek. Ümmileşme gerçekleşecek. Ümmileşme Müslüman zihninin inşası demek aslında. Yani okuma yazma bilmemek değil. Orada birkaç anlam var. Çok enfes, çok özür dilerim. Müsaade ederseniz. Estağfurullah gelin. Hocam ne demek? Allah razı olsun. Arapçada anne demek, evet. Ana demek. Yani buradaki ümmileşme her müminin ayetteki ifadeyle her müminin tek başına bir ümmet olması. Yani dolayısıyla olması, her şeyin anası, kökü, kökeni dolayısıyla olması. Muhteşem. Dolayısıyla ümmileşme çağın ağlarından, bağlarından, bağlamlarından, kavramlarından, kirinden, dünyasından arınması. Kendi çağını kuracak, çağrısının çağını kurmasını sağlayacak bir yolculuğa çıkması. Ümmileşme. Yani benim önerdiğim yani Müslümanca bir şahsiyetin, Müslümanca bir hayatın ve Müslümanca bir dünyanın, tabi bunların hepsinin teorik karşılıkları var. Müslümanca bir şahsiyet, insan, Müslümanca bir hayat, Müslümanca bir şahsiyet Mekke süreci, Müslümanca bir hayat Medine süreci, Müslüman dünya dolayısıyla medeniyet süreci. Mekke artı Medine eşittir medeniyettir. Yani benim medeniyet tarifim böyle açıkçası. Yani şöyle bir cümle kurabiliriz. Bizde bir medeniyet fikri yok. Yani medeniyet üzerine laf ediyoruz, konuşuyoruz falan ama bizim medeniyetten anladığımız şey, kelime bize ait ama kavram bize ait değil. Kelime bize ait ama ruhu, manası bize ait değil. Bu çok ürpertici bir şey. Yani ülkedeki, İslam dünyasındaki yaşanan travmanın, krizin, medeniyet krizinin boyutlarını, derinliğini dolayısıyla ele veren bir şey bu. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum. Yani din Mekke'de hayat buldu. Medine'de hayat oldu, medeniyet sürecinde hayat sundu bütün insanlığa ve varlığa. Yani dolayısıyla din, Medine ve medeniyet arasında hem etimolojik hem semantik hem de tarihi irtibatlar var, kopmaz irtibatlar var. Yani dolayısıyla dinin Mekke'de Müslüman zihnini, Müslüman dilini, Müslüman şahsiyetini inşa ettiğini görüyoruz. Medine'de Müslümanca yaşama zeminini inşa ettiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla zihin ve zemin bizi zamana, çağa, dünyaya bizim çeki düzen vermemizi sağlıyor. Yani bu söylediğim şey İslam'ın doğuşundan itibaren Hazreti Peygamber'in çeyrek asırda bütün insanlığın, tarihin akışını değiştirecek şekilde hayata geçirdiği tecrübenin adı. Yani çeyrek asırda bir medeniyetle tarihin akışını değiştirdi. Hazreti Peygamber medeniyet mi kurdu? Evet, Hazreti Peygamber medeniyet kurdu. Ama bu medeniyetten anladığımız şey sivilizasyon değil. Bunun altını çiziyorum. Uygarlık değil. Yani ille de uygarlık kelimesini kullanacak olursak. Yani o yüzden onu söyledim. Yani bir taraftan kavramsal temizlik, bir taraftan tarihi tecrübeye uyarlama, o teorik çerçeveyi o açıdan. Şimdi medeniyet kavramı aslında kurucu bir kavram. Kurucu kavramlarını koruyamayan toplumlar asla bir medeniyet inşa edemezler, bir dünya inşa edemezler. Bu mümkün değil. Yani hiçbir alanda tarihin akışını değiştirecek, insanlığa yol, yordam gösterecek, rehberlik edecek büyük atılımlara öncülük edemezler. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Kesinlikle, estağfurullah hocam. Şimdi medeniyet kavramı, kelime bana ait ama kavram bana ait değil. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Yani medeniyet deyince biz batılıların sivilizasyondan, uygarlıktan anladıkları şeyi anlıyoruz. Yani halbuki medeniyet en azından çift boyutludur ve onun katmanları vardır. İyice derinlemesine işler.
dikey eksen, yatay eksen. İki boyutu vardır. Enfüs ve afak boyutları. Yani dolayısıyla enfüs dikey eksendir. İnsanın içini, iç dünyasını inşa eder. Afak da dış dünyasını inşa eder. O yüzden enfüs ile afak arasındaki ilişki aslında beni perişan etmiştir. Onu söyleyeyim. Yani benim 1984'te Güzel Sanatlar'da sinema okuyordum. Bu ayetle karşılaştım, okuyorum, böyle nüfuz etmeye başladığımı hissettim. Benim 1984'ten 2017 yılına kadar bu ayet uyutmadı beni. Sabah namazından önce uyumadım ben. Yani bu o kadar, dedim ki Allah-u Teala bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı her dönemde sorunların, temel varoluşsal, ontolojik sorunların yol haritasını sunmuş bize. Yani dikey eksen, yatay eksen, enfüs, afak. Şimdi yolculuk içe doğru yapılır. İçte yapılır. Eyvallah. Dışta değil. Dışta yansır. Dışa yansır. Yoksulluk içimizde, yolculuk içimize. Yani dolayısıyla kendi içinde bir dünya inşa edemeyen bir insan dışarıda bir dünya kuramaz. İlk önce kişinin kendine çeki düzen vermesi lazım. Terbiye etmesi lazım. Dolayısıyla zihnini inşa etmesi lazım. Müslüman zihnine ulaşması lazım. Onun için zihinle başladınız önce. Tabii. Yani Mekke'de zihin inşa ediliyor. Müslüman zihni, Müslüman dili, dolayısıyla Müslüman şahsiyeti. Medine'de o dil konuşmaya başlıyor. Yani o dil yerini buluyor. Dil yerine kavuşuyor. Zihin zeminine kavuşuyor. Eyvallah. Yani dolayısıyla şahsiyet hayata dönüşüyor. Yani dolayısıyla ben toplum demiyorum. Yani bazen toplum, bazen devlet falan diye sınırlıyorlar. Sınırlayıcı kavramlar ama hayat inşa ediyoruz. Yani Mekke'de insan inşa ediyoruz, insan yaşartıyoruz. Müslüman şahsiyetini yaşartıyoruz, inşa ediyoruz. Medine'de o Müslüman şahsiyetlerden oluşan bir hayat inşa ediyoruz. Medeniyet'te dünyaya İslam'ın şekil verdiği bir hikayenin yaşatılması demek. Yani bütün dünyaya yani zaman, yani Zeitgeist, zaman ruhunu siz şekillendiriyorsunuz. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla sivilizasyon Batı uygarlığını anlatan bir şey. Yani Türkçe'de bir şekilde kullandığımız, Osmanlı'dan itibaren kullandığımız dört tane kavram var medeniyetle ilgili. Birincisi işte uygarlık diyoruz. Uygarlık, medeniyet kelimesini sözlükten çıkarmak için, zihnimizden temizlemek için, hayatımızdan uzaklaştırmak için, bizi de medeniyetten uzaklaştırmak için icat edilmiş çok uyduruk bir kavram, uyduruk bir kelime. Bence Cemil Meriç'in kültür için söylediği şeyi ben uygarlık kelimesi için söyleyebilirim. Kesinlikle çöpe atılması gerekir. Yani yoksa biz kendimize çeki düzen veremeyiz. Çünkü kavramların ruhu vardır. Kesinlikle. Şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan kelimelerle konuşur. Kavramlarla düşünür, ruhla tarih yapar. Yani dolayısıyla o kavramların ruha dönüştürülmesi lazım. Onun için bizim uygarlık kelimesi Uygur. Uygur'dan geliyor. Uygurlaşmak. Uygurlaşmak. Yani şöyle demek istiyoruz. Yani bu kelimeyi uyduranlar diyorlar ki uygurlaştıkça uygarlaşabilirsiniz. Yani tam bir anakronizm. Zamanlı şaşırma hali. Yani dolayısıyla uygurlaşmak ne demek? Ya salak mısınız? Çok affedersiniz. Ya böyle şey olabilir mi? Yani vahiy değil, bir şey değil. Yani tarihte insanlığın zirve noktası falan değil. Niye uygurlaşacağım ben? Uygurlardan beslenebilirsin. Bir şekilde beslenebilirsin. Yani nereye kadar? İşte Roma'dan ne kadar besleniyorsan, Greklerden ne kadar besleniyorsan, onlardan da o kadar beslenirsin. Abartmanın alemi yok yani. Saçmalamanın alemi yok. Tam kelime bu, affedersin. Estağfurullah. Yani dolayısıyla hiçbir şey yok. Böyle kışkırtıcı, insanı kabına sığmaz hale getirici bir özelliği yok yani. Tamam mı? O kelime, uygarlaşma kelimesinin. İkincisi, sivilizasyon kavramı var. Yani Batı'da bütün dillerde kullanılan bir kavram. Sivilizasyon aslında tek boyutlu bir uygarlık demek. Maddi uygarlık demek. Yani hayatın sadece bu dünyadan olduğu, ibaret olduğu bir uygarlık demek. Yani bu o özellikle önemli. Fransızların icat ettiği bir kavram. Özellikle Fransızların ete kemiğe büründürdüğü bir kavram. Almanlar buna itiraz ettiler. Onlar da kültür kelimesini icat ettiler. Hatta Husserl, yani 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başları, yani çağımızı hazırlayan en büyük düşünürlerden birisi Husserl. Onun bir kitabı var. The Crisis of European Sciences diye, Avrupa bilimlerinin krizi, bunalımı diye. Küçük bir kitap ama dehşet bir kitap. Orada anlatır.
Kurtuluş spiritual sciences der. Manevi bilimlerdedir. Manevi bilimlerin kaynağı da kültürdür falan. Yani orada böyle bir kültür tanım var. Şöyle, Fransızlara karşı Almanlar kendilerini var edebilmek için başka bir kavram icat etmişler. Bu kadar. Yani Fransızlar sivilizasyon demişler. Avrupa uygarlığına, dolayısıyla uygarlığın kendisine sivilizasyon demişler. Moderniteye, kurdukları modern dünyaya sivilizasyon. Almanlar da yok efendim bu sivilizasyon değil, sadece maddi uygarlık bu. Dolayısıyla işin manevi tarafı da var. Yani ne kadarsa işte Almanlar ne kadar manevi olan algısına, idrakine sahiplerse o kadar. Dolayısıyla Almanlarla Fransızlar arasında Avrupa'nın modernitenin, modern dünyanın sahipliği ve kuruculuğu konusunda bir çatışma. O çatışma teorik alanı bu şekilde yansıyor. Dolayısıyla sivilizasyon kavramı, tekrar ediyorum, altını özellikle çiziyorum. Tek boyutlu bir dünya inşası. Yani bunun kitabını yazdılar. Herbert Marcuse diye birisi, özellikle Frankfurt Okulu'nun Almanların kurduğu Avrupa'da çok önemli bir okul malum, ekoldür. Dolayısıyla 20. yüzyılın en büyük düşünce ekolüdür. Yani o ekolün 3. kuşak temsilcilerinden ve Amerika'daki temsilcilerinden Herbert Marcuse, One Dimensional Man, tek boyutlu insan diye bir kitap yazdı. Ve kitabın bölümlerini açıp baktığınızda One Dimensional Society, One Dimensional Civilization vesaire böyle gidiyor. One Dimensional Thought, yani One Dimensional tek boyutlu toplum, tek boyutlu uygarlık, tek boyutlu düşünce diye çok enfes bir kitaptır. Yani anlatıyor. Yani tek boyutlu bu dünyayı, sadece bu dünyaya indirgenen hayatın bu dünyadan ibaret olduğu, sadece görünenden, sadece zahiri olandan, sadece bedenden, sadece fizik gerçeklikten ibaret olduğu, fizik ötesi gerçekliğin ihmal edildiği, hatta imha edildiği, yani dolayısıyla ruhun devre dışı kaldığı, sırra kadem bastı, dolayısıyla insanın kalpsiz, yoruksuz bir dünyaya mahkum edildiği, o yüzden Gazze var, o yüzden Gazze'de inanılmaz katliam yapıyorlar. Yani ruhsuz bu adamlar, dolayısıyla kalpsiz, dolayısıyla biz böyle bir şey yapamayız. Yani biz asla bu adamların yaptığı o çocukları, bebekleri falan katledecek, annesinin Anladım. Karnından doğmamış çocukları katledecek katliamlar falan yapamayız. Tecavüzler asla yapamayız. İslam medeniyeti asla tecavüzcü olmamıştır. Sömürgeci olmamıştır. Emperyalist olmamıştır. Hiçbir dönemde, en berbat dönemlerinde bile asla kitleler halinde insanlar katletmemiştir. Başka kültürlere, medeniyetlere, vay sen benim gibi inanmıyorsun, bizden değilsin falan diye aşağılık bir şekilde saldırmamıştır. Çünkü leküm dinüküm meleydin. Amin. Yani dolayısıyla Allah-u Teala inançlarından, düşüncelerinden ötürü bizim insanları yargılamamızı istemiyor. Onu yargılayacak Allah-u Teala. Biz değiliz. İnsan değil. Allah-u Teala. Yani dolayısıyla dünyanın düzeni bozmadıkları sürece veya toplumun düzeni bozmadıkları sürece, Müslüman işte medeniyetin düzenini bozmadıkları sürece herkes kendi inancını yaşamakta ve yaşatmakta hürdür bizde. Yani bu açıdan biz insanlığın hem geçmişini hem şimdisini hem geleceğini temsil ediyoruz. Elhamdülillah. Gazze bunu ispatladı. Gazze, yani o yüzden biz Gazze'ye çok sıra dışı bir gözle bakmamız lazım. Sıradan bir gözle bakıyoruz. Yani sıradan böyle ağlayıp sızlıyoruz. Diyoruz ki vay işte bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyoruz falan diye. Tamam doğru. Yani dövünelim falan. Bu sıradan insan psikolojisi. Orada belki başka bir şey var. Yani ve mekeru mekerallah var değil mi? Yani siz bir oyun kurabilirsiniz, bir tezgah çevirebilirsiniz. Allah Teala sizin oyununuzu o başınıza yıkar. Yani dolayısıyla oradaki çocukların, bebeklerin katledilmesine Allah Teala'nın sesi kalacağını mı sanıyorsunuz siz? Böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla ben işte 2 ay önce Balkanlarda epey dolaşıyoruz biz. Balkanlarda dolaşırken bir arkadaşla karşılaştım. İlginç bir arkadaş. Mostar Köprüsü'nün üstünde bir kulübe yapmış. Orada Bosna Savaşı'nın gazilerinden çok ilginç bir şey anlattı. Dedi ki, biz dedi yani Bosna Savaşı sırasında yani tabi perişan durumdalar yani ama biz Türkiye olmadan Bosna Savaşı'nı kazanamazlardı. O çıktı ortaya. Kosova'da da aynı şekilde. Biz Bosna Savaşı olurken biz niye elimiz kolumuz bağlı duruyoruz diye dövünüyorduk birbirimizi. Suçluyorduk. Birbirimizle boğuşup duruyorduk. Kosova'da aynı şekilde. Halbuki biz oradaydık. Biz hem Bosna'daydık, Bosna Savaşı sırasında, hem Kosova Savaşı sırasında Kosova'daydık. Şimdi de Gazze'deyiz. Şöyle Gazze meselesine geldim çünkü insanlığın
Gazze insanlığın haysiyetini sadece Müslümanların temsil ettiğini gösterdi. Gazze'deki insanlar sadece Filistinlerin haysiyetini korumuyor. Sadece Müslümanların haysiyetini korumuyor. İnsanlığın haysiyetini koruyor. Ya dolayısıyla batıdaki çocuklar o Gazze'de şehadete koşan insanların cesaretlerine, metanetlerine, imanlarındaki sabatlarına hayran kaldılar. Ve kitleler halinde Müslüman oluyorlar. Kitleler. Sadece Fransa'da 20 binden fazla insan Müslüman olmuş. Beni bu ilgilendirmiyor. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani ben görünenle ilgili değilim, görünmeyenle ilgiliyim. Yani görünenin gerisindekiyle ilgiliyim. Yani hakikat yolcuları öyle zaten, eyvallah. Tabii. Firasetle ve basiret. Tabii. Basarla değil, basiretle bakmamız lazım. Biz hep basarla bakıyoruz. Basar çıplak gözlemek. Basiret deruni gözlemek, iç gözlemek. Dolayısıyla iç yüzünü bir şeyin kavrayabilecek gözlemek. Benim merak ettiğim şey şu. Yani 20 bin insan 3 ayda Müslüman olmuşsa Fransa'da, sadece Fransa'da. Acaba şu an Fransa'da kaç yüz bin, belki de kaç milyon insan İslam'la haşır neşir? Kaç kişi araştırıyor? Kaç kişi Kur'an-ı Kerim okuyor? Kaç kişi İslam'la ilgili araştırmalar için zihnini meşgul ediyor? Ben onunla ilgiliyim. Eyvallah. İnsanların hayatına nasıl girdi İslam? Nasıl dolayısıyla hayatlarını yönlendirecek, şekillendirecek şekilde hayatlarının merkezine oturdu? Ne ölçüde, nereye kadar? Bu çok önemli. Bence asıl mesele bu. Ve şu cümleyi kurabiliriz. Modern tarihte, belki de 100 yıllık, 200 yıllık tarihte İslam ilk defa özneleşti. Yani nesne konumundan özne konumuna yükseldi. Şu an herkes İslam'a göre şekil alıyor. Yani bu 50 senedir böyledir ama sonuçta 1989-90-91 Berlin Duvarı'nın yıkılışı, 91'den itibaren Doğu Bloku'nun çöküşü. Yani o zamandan bu yana 90, işte 35-36 senedir NATO Genel Sekreteri Willy Klaas stratejik bir kurumun başında bir adam, askeri bir kurumun başında bir adam, uluslararası kurduğu cümle çok ürpertici. Diyor ki adam, küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslam'dır diyor. O zaman İslam'ı terörizmle falan özdeşleştirme hikayesi. Ben onu diyordum. Yani ve mekerü meker Allah. Amin. Yani Allah-u Teala o mazlumların, o çocukların katledilişine sessiz kalmaz, kalamaz. Eyvallah. Yani dolayısıyla yani ille de gazabıyla Aziz'in zünntikam olması gerekmiyor. Belki rahmetiyle Aziz'in zünntikam. Ya bu çok önemli bir şey. Yani biz zannediyoruz ki yakacak, yıkacak. Öyle düşünmeyin. Yani belki zihinlerini yıkacak. Ya. Algılarını ters yüz edecek. Ya. Nitekim Batı'da 3,5 ay önce işte New York'ta diyelim, Danimarka'da, Avrupa'da İslam'la ilgili yapılan bütün gösterilere falan bakın, Hollanda'da falan hep İslam'a hakaret eden, küfreden gösteriler, hakaretler Hazreti Peygamber'e haşa. Dolayısıyla 3,5 ay sonra ne oldu? 3,5 ay sonra yani kitleler, kar fırtınasında, kitleler halinde. Evet, kar fırtınasında, dondurucu soğukta, gecenin en derin vakitlerinde insanlar Free Palestine, Free Palestine diye sokaklara döküldü. Eyvallah. Bu işte Allah-u Teala'nın onların oyunlarını bozmasıdır. Amenna. Tamam mı? Yani amenna. İslam'ın önüne açılmasıdır. Yani şu cümleyi kurabiliriz artık. Bu dünya kesinlikle Yahudilere emanet edilemez. Bu dünya kesinlikle Amerikalılara emanet edilemez. Kesinlikle. Bu dünya kesinlikle Avrupalılara emanet edilemez. Bu dünya kesinlikle Çinlilere ve Hindistanlara asla emanet edilemez. Bu dünya ancak Müslümanlara emanet edilebilir. En zor şartlarda bile, en zor şartlarda bile insanın haysiyetini sadece Müslümanlar koruyabilir. Elhamdülillah. En zor şartlarda bile. Tamam mı? O yüzden İslam'ın önü açıldı. Yani Gazze Allah-u Teala'nın rahmeti icabı. Dolayısıyla bizim önümüzü açtı. Biz Gazze'yi kurtaralım, kurtaralım falan diye çırpınıp duruyoruz. Gazze bizi kurtarıyor. Farkında değiliz. Gazze bizi kurtaracak. Elhamdülillah. Müslümanlar 2 haftadır perişan durumda. Tarihlerin en zor dönemini yaşıyorlar. Yani teslim olmadılar. Ben biraz farklı bakıyorum. İnsanlar arabesk ağlıyor, sızlıyor falan. Bir dakika kardeşim. Bakın Batı modernitesinin saldırısına karşı bütün medeniyetlere saldırdılar. Bütün dinlere saldırdılar. Bütün kültürlere saldırdılar. Ben bunu söyleyince insanlar anlamıyordu, tamam mı? Ya, hakikaten anlamıyordu. Yani abartıyor falan Yusuf Kaplan. Öyle değil işte, görüyorsunuz. Bütün dünyayı köleleri yaptılar Yahudiler. Ya. Dünya Yahudilerin kölesi. Nokta. Dünya Batılıların kölesi. Tamam mı? Dolayısıyla tüm dünyayı acayip bir şekilde esirleri haline getirdiler. Medeniyetlerin kökünü kazıdılar, dinlerin kökünü kazıdılar. Budizm direnemedi, Hinduizm direnemedi, Konfüçyanizm direnemedi. Latin Amerika kültürleri direnemedi. İslam direniyor. Elhamdülillah. İslam'ı, elhamdülillah, yani Müslümanların İslam'la ilişkilerini sakatladılar ama yok edilemediler. Tamam mı? Biz
toparlanıp yeniden geleceğiz. İnşallah. Tarihin akışını biz şekillendireceğiz. İnşallah. Ben bunu görüyorum burada. İnşallah. Dolayısıyla buradan medeniyet meselesini o uygarlık sorduğunuz... dedik hocam. Civilization, evet. Culture. Dördüncüsü ve üçüncüsü culture, sivilizasyonla karşılaştırmak için söyledim. Yani medeniyet kelimesi var, kavramı. Uh-huh. Uygarlık var. Sivilizasyon ve Hadariye. El Hadariye, Arapçada El Hadariye kavramı var. Şimdi ilginç bir tarihi ayrıntı vereyim. Çok enteresan bu. Silkeleyici, zihnimizin nasıl savrulduğunu göstermesi bakımından anlamda. Yani 1870'lerde, 80'lerde, 90'larda, 1900'lerde, 10'larda, 20'lerde, 30'larda, 40'larda medeniyet kavramını kullanıyordu Araplarda. Medeniyetül İslamiye, Medeniyetül Garbiye. Bende kitapları var. Dergiler var. O dönemlerde çıkmış. Toplanıp, nasıl müsteşriklerin etkisine maruz kaldılarsa. Şimdi ne kullanıyorlar? Hadariyetül İslamiye, Hadariyetül Garbiye falan. Yani Hadariye kelimesi sivilizasyonun tam karşılığı. Medeniyet kelimesi, yani İslam'ın hayatlaşmasının medeniyet. Neydi sivilizasyon? Tek boyutlu bir dünya. Dünya, sadece dünyadan ibaret görmek hayat, hakikati. Medeniyet en az çift boyutlu. Hem dikey eksen, hem yatay eksen. Hem enfüs, hem afak, hem zahir, hem batın. Dolayısıyla hem iç, hem dış. Tamam mı? Yani dolayısıyla insan hem ruh, hem beden. Hem fizik, hem fizik ötesi. Amen. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla biz medeniyet deyince maddi uygarlığı anladık. Yani onu söylüyorum. Yani bizim entelektüellerimiz, aydınlarımız, işte düşünürlerimiz, Sezai Karakoç hariç, Necip Fazıl da bu minvalde cümleler kurdu. Necip Fazıl daha önemli bir adamdır. Yani onun altını çizeyim. Biraz burada ilginç bir paradoks var. Necip Fazıl Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilk defa İslami entelektüel kuşağın yetiştirilmesinde tek başına bir ordu gibi savaşmış ve bunu başarmış. Bir öncüdür. Yani o yüzden denir ya Gogol'e atfen hepimiz Necip Fazıl'ın paltosuna çıktık. Entelektüel olarak yani. O önemli. Necip Fazıl öncü bir adam. Necip Fazıl medeniyet kavramı üzerinde çok fazla durmuş değil. Ama içeriğine baktığımızda o medeniyet kavramının içeriğini dolduracak Büyük Doğu fikrinin öyle bir meselesi olduğunu görüyoruz. Bediüzzaman'da var. Yani o dönemdeki ne diyelim Elmalı'da, Ahmet Cevdet Paşa'da, dolayısıyla Said Halim Paşa'da, Filveli Ahmet Hilmi'de, Mustafa Sabri Efendi'de vesaire, onlarda da medeniyet kavramı var ama medeniyetle Hadariye karışık. Yani algı olarak karışık. Medeniyet kavramını kullanıyorlar, Hadariye'yi kullanmıyorlar ama medeniyeti Hadariye anlamında kullanıyorlar. Çok sivilizasyon anlamında kullanıyorlar. Yani büyük ölçüde çünkü bir eziklik psikolojisi var. Çok yaygın bu. Bediüzzaman'da da var bu eziklik psikolojisi. Yani Kur'an medeniyeti diyor. Dolayısıyla mimsiz medeniyet diyor mesela Bediüzzaman. Tamam mı? Yani acayip bir şekilde bir şey algısı var. Batıyı tam olarak algılayamama. Dolayısıyla eksik algıladığınız için de doğru tanımlayamıyorsunuz. Bir de yenilgi psikolojisi var. Şöyle bir şey, bu söylediğim şey tam anlaşılmayabilir. Mesela diyoruz ki Müslümanlar niçin geri kaldı diyoruz. Bir dakika, Müslümanlar geri kalmadı. Yani geri kalmak diye bir kavram yok ki benim. Veya ileri gitmek diye bir kavram yok. Yani kimlere gitmiş? Yani nedir ileri gitmek nedir? Maddi uygarlıkta ileri gitmiş adam. Yani insanı öldürecek silahları, tabiatı delik deşik edecek silahları yapmakta ileri gitmiş. Teknolojide ileri gitmiş. Yani niceliksel bir ilerleme var. Niteliksel çöküş var. Nicelikte bir ilerleme var ama nitelikte bir çöküş var. Hayatımız daha anlamlı hale gelmedi. Eyvallah. Dünya daha adil bir dünyaya dönüşmedi. Eyvallah. İnsanların, farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin birbirlerinden beslenebildikleri, birbirlerini besleyebildikleri ancak İslam medeniyeti zamanında söz konusu olmuştur. İslam'ın dünyaya hakim olduğu zaman dilimlerinde. Onun dışında batıda böyle bir şey olmamıştır. Dolayısıyla bir gerileme var. Asıl gerileme orada. Yani maddi ilerleme midir ya? Bakın çağımızın en büyük düşünürü Martin Heidegger'dir. Martin Heidegger'in modern teknolojiyle ilgili yaptığı tanımlama dehşet. Başıboş, vahşi canavar diyor. Yani gazi. Bakın görün. Başıboş, vahşi canavar. Tamam mı? Yani dolayısıyla biz şöyle bir cümle kuruldu. 19. yüzyılın sonlarında 1870'lerde, 80'lerde 4 tane ana akım var Osmanlı'da. Osmanlıcılar var. İslamcılar var. Ondan sonra Türkçüler var. Garpçılar var. Şöyle Garpçılar dediler ki İslam mani terakkidir. İslam ilerlemeye engeldir dediler. Yani Osmanlıcılar, Türkçüler, İslamcılar onlar da dediler ki İslam mani terakki değildir dediler.
Ben de diyorum ki üçüncü bir şahıs aktör olarak ikiniz de aynı yerde duruyorsunuz. İkiniz de aynı şey söylüyorsunuz. Yani birbirinizle savaşıyorsunuz ama aynı zihin kalıpları aynı işliyor. Yani farkında olmadan terakkiyi yani ilerlemeyi özdeleştiriyorsunuz. İlerleme yani batıyı merkeze, söyleminizin merkezine yerleştiriyorsunuz. Siz kendinizi de batıya göre konumlandırıyorsunuz. Model yanlış bir kere. Tabii kendinizi oraya göre konumlandırıyorsunuz. Farkında olmadan yani acayip bir şekilde batı özde siz nesnesiniz. Kendi kendiniz nesneleştiriyorsunuz. Yani batıcılar batıyı bilinçli olarak doğrudan özne konumuna yerleştiriyor. İslamcılar, Türkçüler, Osmanlıcılar farkında olmadan dolaylı olarak özne konumuna yerleştiriyor batı. Ama batı özne. Yani dolayısıyla terakki, ilerleme, batı özne. Biz kendimizi ona göre tanımlıyoruz. Öyle şey olur mu? Benim batıyı kendime göre tanımlamıyorum. Amen. Diyor ya, alalım batının fennini, bilmenini, atalım ahlakını falan diyor. Yani bilim formdur, ahlak normdur. Amen. Yani form normu dayatır. Form, norm yani bilim, sanat, düşünce, dışarıdan gelen teknoloji normunu, değerlerini dayatır. Yani dolayısıyla teknoloji ahlaktan, değerden bağımsız değildir. Eyvallah. Yani bir kültürün, medeniyetin normlarının eseridir. Bu çok almayacak mıyız teknoloji? Alacağız ama normlarımız doğrusunda reform yapacağız. Eyvallah. Dönüştüreceğiz. Eyvallah. Tamam mı? Yani bu önemli bir şey, söylediğim şey. Yani orada da büyük bir hata yapıldı ve biz geri kaldık denildi. Ben onu kabul etmiyorum. Biz yenildik denildi. Ben onu kabul etmiyorum. Allah çok razı tehlikeli olsun. Bir şey. Biz yenilmedik. Biz yenildik dediğimiz zaman yenildik. Eyvallah hocam. Hı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi bu anlattıklarınızdan keşke imkanımız olsa bir kelimeler ve kavramlarla ilgili medeniyet tasavvurunda ne kadar önemli bu kelimeler. Sizde öyle bir program çok isterim. Bir de bu medeniyetin tarihle bağlantısı herhalde ilk orayı bozdular. İlk oraya darbeyi vurdular ki tarihsel bağımız koptuğunda kendileri inşa ettikleri sahte zahiri diye tanımladığınız şeye bizi mahkum ettiler. O zaman da bütün tasavvur hani nasıl oluşsun o dikeyde ve yatayda söylediğiniz enfus ve afakta. Hocam en sevmediğimiz yere geldik. Programın sonu ama eyvallah. İnşallah Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Ben çok şeref duydum. Çok istifade ettim. İnşallah yine bir müsait vaktinizde şeref verirseniz hem devamında hem de bu söylediğim kavram ve tarih bağlamında medeniyeti ele almak isterim. Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ben. Ederim. Bir tadımlık oldu böyle. Yetmez eyvallah. Ama evet diyelim şimdilik. Çok teşekkür ederim. Ben son teşekkür olarak ederim. Bir bitirmek istediğim bir şey varsa mesajınıza bitirelim hocam. Buyurun. Ben şunu söyleyeyim son olarak. Açıkçası ben kısa vadede yani 20-25 yıl kabaca kısa vadeden kastettiğim şey çok karamsarım. Yani hem Türkiye için hem İslam dünyası için hem de dünyanın gidişatı için. Ama orta uzun vadede çok iyimserim. Allah Özellikle razı uzun olsun. Vadede çok iyimserim. Allah razı olsun. İyimserliğin nedeni ne? Şu. Gazze bunu gösteriyor zaten. Biz eğer vazifemizi yapabilirsek, Gazze'de bir kıvılcım çakıldı. Artık gözümüze soktu Allah-u Teala. Bütün insanların gözüne soktu. Elhamdülillah. Bizim o kıvılcımı ateşe dönüştürmemiz lazım. Kora dönüştürmemiz lazım. Allah razı olsun. İnsanlığın önünü açacak bir medeniyet fikrini bütün insanlığa sunacak bir öncü kuşak yetiştirilmesi lazım. İnsanlığın önünü açacak bir medeniyet fikrini. Yani işte düşüncede, akademinin her alanında, sanatta, sanatın Allah tüm razı alanlarında. Olsun. Burada da öncülük tabii. Yapıyorsunuz hocam. Rabbim muhiniz olsun. Dua ediyoruz. Amin. Allah razı olsun. Eyvallah. O zaman önümüz açık bizim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Aziz dostlarım, mütefekkir, ilim ve irfan sahibi, değerli üstadım Yusuf Kaplan hocamla beraberdik. Böyle bir tadımlık oldu ama inşallah, inşallah dedi. Ben öyle duydum. İnşallah. Bir vakit müsaitliğinde yeniden sizlerle buluşturmak isterim. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla yine alem medeniyetimizi konuşmaya, kadim medeniyetimizi konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.